Sekodu Sakal kanalından herkese selamlar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Biz bu hafta bir çekim yaptık ve yaptığımız çekimde şaka yaptık. Ama nasıl bir şaka? Hep beraber biraz sonra izleyeceğiz. Ecem'e ve Soner'e buradan çok teşekkür ediyorum. Onları şakalamış olduk. Daha doğrusu Ecem'i şakaladık. Soner bize yardım etti. Biraz sonra seyredeceğiniz videoda her şey gerçektir. Burada amacımız motorlarımızın çalınmamasını, çalınırsa da neler yapılacağı ile ilgili düşüncelerimizi de sizden de bekliyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Fakat motor çalındı mı geri gelmiyor. Geri gelebilmesi için tek bir şart var. O da Tekno Takip şart diyoruz. Videomuzu hep beraber seyrediyoruz. Yorumlarınızı açıklamalar bölümünde lütfen yazın istiyorum. Görüşmek üzere. Şakıyı hep beraber seyredelim. Şu anda Harun da şeyi götürmeye çalışıyor. Kamerayı, motosikleti götürecek. Organizasyon tamam. Hele kızları lafa tutsana. Ne seçiyorsunuz, ne yiyeceksiniz? Kızları karıştır biraz kafasını. Harun götürüyor motoru. Tamam. Acayip işler yapıyoruz şu anda. Şunu karar verdiniz mi? Ben mutfağa baktım. Espri yapıp MX alma filan gibi bir şey yapmadınız değil mi? Hayır ya. Benim motoru ya. Onun motoru. Güzel. Hayır. Sen demek istedim. MX'ten konu açıldı ya. Acaba diyorum motoru espri yapıp çekme hani böyle espri ben yapıp kendim... ya yağını bile atmışlar. Abi en kolay çağıracak motor oldu. Burada niye motor gitsin? Yok, yani... Bir dakika. Ne oluyor? Motor ya. Nasıl yok? Motor. Hayır bir şey söyleyeceğim. MX açtınız ya ben sanıyorum ki şaka yapıyorsun. Hayır motor yok yani şu an. Nasıl yani şimdi bir dakika yapıp oradan ne oldu? Ne yapacağım? Ben şaka yapıyorlar sanırım. Hala da şaka yaptıklarına inanarak bakıyorum. Ben geldim. Buraya koydum. Geldim. Senle merhabalaştık. Motor buradaydı. Sen kilit yok. Bulamadın. Abi kilit nasıl? Kilit yok mu? Takmıyor musun? Kilit yapıyor değil mi? Kamera falan mı kurulandı? Ya vardır ya. Ben artık polis çıkardım. Damattan gidin artık dedim. Motor takarız. Ne bileyim motor ne? Şokum ben yani. Gelin bir oturalım da polisi arayalım abi. Arayalım abi. Mağarını söyleyelim. 150 bin. Bir de onu kilitliydi, kilitledi. Hiç olamaz öyle. Yani... Ay düşünüyorum ben.
Ne oldu? Motor yukarı geçti. Hayır, bunun değil abi. Ya, bizim de. Şey, scooter küçük. Transformer miydi? Dolduralım da konuşuyoruz. Scooter mı? 155 miydi? Polis araya lan. Baya dikti motor yok yani. Yok, ben bir şey arayayım. Güzel. Hayır, sordum da geldi. Bir kilit yok dedi. Kilit siz motoru kaba o bindi. Burada gürültü var. Dışarıdan bir arayın istersen. Çantada. Çantanız burada mı? Yanınızda mı? Hayır, biz gelin. Çantada unuttunuz. Hayır, normal çanta. Ben çantasız buldum. Ama kilo mu kırdı? Kilo mu kırdı? Geldim, ne yaptım? Senle tokalaştık, kilitledim. Ona sordum, disk kilidi yok dedi. Yani ondan sonra anahtarı verdim. Neyse, artık damattan gelene bir emek sakar diye. Ama o kadar rahatsın ya, ben hala... Ay şu an şoktayım ya, tepki veremiyorum yani. Dur bakalım ya. Hayır, kasko falan yok. Küçük motor çünkü yani. Bunda yok. Küçük motor. Öbüründe kasko var hani şey, bunda yok. Gitti yani motor. Aa. Kamera falan var mı? Var. Bunu şimdi söyledim. Şeye bakacaklar. Orayı alıyor mu, almıyor mu? Bir şey söyleyeyim mi? Bizim kimisi en sonda. Senin kimisi içte diye mi acaba? Cumhuriyet karakolunu biliyor musunuz? Biliyoruz, tamam. Biz gideriz. Görüntüleri alır. Oraya başlıyoruz. Tamam. Tamam. Ama giden gittikten sonra nereden ne bulsan mı? Yani işte geçmiş olsun diyor. Ne? İfadeye çağırıyorlar. Ay, ekip yollamıyor yani. Yollamasa. Motorda bir şey var mı? Eldivenimiz var mıydı? Eldiven vardı. Kaskara Allah'tan. Motorda bir şeyin var mıydı? Ben eldivenleri koydum sadece. Yani giderken sırf motor da gitmiyor. Ekipman, mekipman evet. Varsa onlar gidiyor abi. Şey var. Kamerayı. Görüntüleri ben konuştum. Bakacaklar şimdi. Haber verecekler. Ya ben şu an şokum yani. Ay, kara kaldım çünkü. Abi özellikle dedim ama içime birileri de, var ama. Yani dedim ki disk gibi. Burada şey vardı. Demin böyle zımmına bir gördünüz mü? Benim dikkatimi çekti o. Ya kutular bir de şey. Al eline götür yani. Herkes götürebilir. Ne yapacağız? Yani. Bilmiyorum işte ne yapılıyorsa o yapacak ama yani. Polise mi gitmemiz gerekiyor? Karakola mı gitmemiz gerekiyor? İfade vereceksiniz diyor. Kimin üzerine? Cumhuriyet şirketin. Şirketin üzerine bu. Ecemin'di de, Ecemin'kisi satıp bunu ben alınca şey yaptık, aynı mutlaka şirket üzerine. Muhtemelen imza çıkışı bilmem ne falan da gerekiyor. Ecem yolda ya, değil artık. Ecem yola çıkamıyor, sinirim bozuluyor. Sen emmek, Ecem yolda 40 kez emmek istedi. Ben yok, hala aynalanıyorum. Ben şaka yaptıklarını düşünüyorum abi. Görmüyorum orayı uzarken, şey gözüm görmüyor. Bir şey söyleyeceğim. Burada siparişe de aldık. Evet. Siparişe de aldığımızda oldu değil mi? Şeye baktık. Rotaya baktık. Rota ama yok. O zaman siparişi verirken oldu. Burada çok güzel gözetlediler. Kaçta gözetledi? Anahtar sende. Hayır sen. Gidonu kilitledim. Kesin. Kırdı. Kırması lazım yani, başka türlü kilitli. Ya şunu anlıyoruz. Yemek siparişi verirken kaşla göz arası her şey gidebilir yani. O kadar profesyoneller ki bunlar. Yani gerçekten. Hayır, ben olsam enmeksi alırdım yani. Peki niye oturuyoruz? Hani şu an... Şimdi niye oturuyoruz söyleyeyim mi? Ya sen çok kötü. Ya gerçekten bu çok bu sağlam bir kamera şakasıydı. Demek ki kaşla göz arasında motor gidebilirmiş. Bunu anladık. Ne yüzünden? Ne yüzünden? Diskilidi. Şuradan şuraya gidiyorsun. Gitmem, sen de gel. Bir şey söyleyeceğim Ece. Diskilidi de olsa
yemek siparişi verirken veya tuvalete gittiğinde göz önünde dediğin motor gider. Gider. Ama giden motoru nasıl bulabiliriz söyleyeyim mi sana? Yani takip sistemi gerekecek. Onun için çektik. Onu koyduğuma söyleyeceksin. onun şu an sen cezalısın. Evet. Burada vardı, burada vardı. Bir de herkes ona araba. Teşekkür ederim. Arabada da GoPro var. Gerçekten. Evet, oradan da çekim oluyor. Dört bir tarafta. Motoru götüren kişi de burada. Ben bu arada ilk hırsızlığımı yaptım. Oruçluyken olmasın ayrı bir mani zaman. Alo fetvayı sorar mısın? Allah affetsin ya, Diyanet'i arayacağım. Ya iyi ben de miktara bir saat kala motoru çaldım. Peki hazır açıkken kamera. Senle bir konuşalım. Şunu sormak istiyorum. Tekno takip şart mı girmiş? Şart. Kasko yok, şart. Bunlardan hiç haberin yoktu değil mi? Olaydan? Evet. Olaydan benim olsa böyle tepki verir miyim? Sen yine iyi tepki verdin. Gülmeye vurdu seni. Hayır. Yani ben zaten öyle sinirlendim de direkt gülmeye başlarım. Hani sonradan bana bulmaya başlar. Yani Soner olmasa daha farklı bir tepki verirdim muhtemelen. Biz de onun için Soner'le birlikte bunu kararlaştırdık. Sen ne demek? Akşam eve gelme. Sen nikaha da gelme bence. Buradan güzel bir şeye bağlayalım. Buradan hemen çok güzel bir şeye bağlıyorum. Hemen bütün kameralar söyleyeyim. Bende. Evet. Tekno takibi. Evet. Sen önerdiğin şeyi bu arkadaşa hemen yolluyorsun. Video parasını veriyor, alıyor, taktırıyor. O zaman sana diyoruz ki tekno takip şart diyoruz. Ben bir daha çünkü bu şeyle yaşayamayalım. Emmek istiyoruz. Onu hayatta çünkü ön yani. Başta bir sarsıntı haberi verir sana tekno takip. Bu biraz bunun için çekildi. Sarsıntı haberinden sonra mesela devrildi. Devrilme haberini de ayrı veriyor. Artı motorun sessizce hareket halinde elle götürülüyor şu kadar hızlı diye onu da söylüyor. Diyelim ki motor da gitti. Şu anda nerede olduğunu görebiliyor. Peki onu çıkaramıyorlar mı? Bulamıyorlar mı? Hayır, o kadar gizli senden ayrı. Hatta sen bile bilmiyorsun nereye konduğunu. Ben şu an itibariyle düşünüyorum yani. Şu an çıkıp yaptırır. Bu arada yayınlayabilir miyiz videoyu? Tabii ki de içime oturdu. Bunu yayınla zaten. Sessiz olun. Güvenmeyin kocanıza. Diskinin de evde unuttuğuma gelmeyin. Evet. Herkese selamlar. Böyle bir şakaya maruz bıraktık. Hakkınızı helal edin her şeyden önce. Ecem'le Soner'e çok teşekkür ederim. Soner biliyordu olayı. Biz bunu 2 haftalık bir plan içerisinde yaptık. Ama planda ne Ecem'in hiçbir şekilde haberi yoktu. Kesinlikle haberim yoktu. Yani itibar oturdu bırakın. Ama senin şaşkınlığın da biraz komikti. Biraz heyecanla. Böyle hayır anlam veremedim. Motor koydum, kilitledim. Evet. Diskini de evde unuttum dedi. Tamam, telefon konuşuyor. Sizlerle içeri gittim. Diyorsa ki ben motor yok ama siz bir orada diyor. Nasıl olacak? Nasıl uzağa görmüyor? Motor yok. Motor yok yani. Ama ben de iyi oynadım o kısmı. Sen çok güzel oynadın da ben şaka herhalde falan dedim ilk başta da. Yani, sonra ciddi motor yok. Şimdi senin anladığın, sana sormayayım, sen anlat. Yani takip, tekno takibin olma şartı anlaşılır durumda değil mi? Ya küçük motorlarda yani şehir içinde devamlı kullanıyoruz. Yani elimizin, ayağımızın her şeyi. Ve bu sebepten dolayı da bıraktığımız yerlerde çok güvenli yerler olmayabiliyor. İşte gözünün önünde. Gözümün önünde şuradaydım. Ve ben zaten uzayda görmüyorum. Pat diye gitti yani motor. Halbuki göz problemi mahallesi oradan hemen görebilirdim. Hemen görebilirdim evet. Yine görmezdin. Yok, bak şöyle görmezdim. Ben onu da anlatayım. Neden görmezdi? Çünkü hepimiz yemek ne sipariş vereceğiz diye bakıyoruz. Evet. Bu neye benziyor biliyor musun? Neye benziyor? Bir tane maymun vardır orangutan. Top çeviren adamların arasından geçer. Görmüyorsun biliyorsun değil mi o testi? Biliyorum evet. O test gibi bu olay. Aynen, yani aynen. Sen doğru, çünkü doğru. O anda yemekle ilgili düşünüyorsun, bana bakıyorsun, siparişi vermek istiyorsun. Olay saniyelik. Yani disk kilidi de olsa, hani olmasa da hiç bir şekilde et. Götürülüyor. Yani kasko yaptırmadık küçük motorumuzu. Kasko ama zaten şöyle bir şey var. Kasko giden malı yerine getirme açısından okey ama maliyetleri yüksek. Evet. Çok fazla. Disk kilitlerinin de maliyeti yüksek. Çok fazla. Disk kilitleri bilmem ne onlar da hikaye. Önemli olan tekno takipteki olayın asıl amacı şu. Giden motorun nereye gittiğini görüyorsun. Evet. Gördüğün motoru da takip ediyorsun.
Zaten hırsızlar da şöyle bir şey yapıyor, alıyor bir mahalle arasına veya bir yere terk ediyor, üzerine brandayı çekiyor. Takip şeyi varsa, tekno takip, bir bekleyelim diyor. Gelip bulurlarsa, bunda takip cihazı vardı, buldular diyor. Sanırım tekno takipte uyarı da var. Doğru. Uyarılar da var. İlk uyarısını veriyor. Aynen öyle. Bu senin kıpırdadığı anda, şaka da yapsaydık, motoruma bir sarsabilir misin? Takipçiye hemen alarm veriyor. Evet. Sana bu alarmı verdiği anda da sen şaka da yapıyor olsaydık farkına varacaktın. Evet. Yani. Kesinlikle taktırmak gerekiyor. Önce bir içime oturdu. Hani bize de... Ya mühim olan burada motorunu buluyor olmak. Parçalarına evet. Ayrılmadan her şekilde senin ulaşıyor olmak. Yani bu çok önemli. Evet. Disk kilidi, başka şeyler burada istediği kadar kameralar karşısında götürüyorlar. Yani. Sessiz olun. Kesinlikle taktırın, içime oturun yani motor. Git geldim, burada bir şey yok yani. Hakkınızı helal edin. Yani hemen emek veriyoruz. Hemen emek veriyoruz. Herkese teşekkürler seyrettiğiniz için. Size de ders olsun. Lütfen kafanızda bulunsun. Tekno takip şart.